Doçent Doktor Habib Çil yanımızda. Hocam hoş geldiniz diyoruz size tekrardan. Evet hocam, yine kalp hastalıkları ile ilgili birçok panelde bizlerle yer aldınız. İzleyenlerimize evet. Önemli bilgiler verdiniz. Biz yine önemli konulardan merak edilenler var. Bunlarla ilgili yine sorularımızı size yönelteceğiz. Hocam, kalp hastalıklarının nedenleri nelerdir? Sık sık birçok mecrada kalp hastalıklarının, daha doğrusu kalp damar hastalıklarının, burada konumuz muhtemelen daha çok koroner damar hastalıkları olduğu için genellikle hipertansiyon, diyabet, sigara, yüksek kolesterol ve aile açısından aile öyküsünün pozitif olması. Aile öyküsünden kastımız erken yaşta yakın birinci derece akrabalarda kalp hastalığının görülmesi. Yani bu anjiyo girişimi olabilir, stent takılması, kalp krizi, bypass olmuş birisinin bulunması aile öyküsü anlamına geliyor. Elbette sadece birinci derece akrabalarda, diğer akrabalar aile öyküsünü karşılamıyor. Bizim tabii genel seyrine bakmak lazım. Yıllar içerisinde kalp damar hastalıklarının artış trendi ne zaman başladı toplumda, bizim toplumumuzda? Batı ülkelerinde ne zaman başladı, ne zaman durağanlaştı, ne zaman daha iyi hale geldi? Aslında şehir hayatına geçişle başlıyor. Bu kalp hastalıklarının artış süreci. Bundan 50 sene önce toplum nüfusunun %70'i köylerde, %30'u şehirlerde yaşarken bugün bu oran tamamen tersine dönmüş durumda. Dolayısıyla bunun sonucu olarak yaşam tarzı toplumun çok büyük bir kısmında önemli bir değişikliğe uğradı. Ve bundan 20-30 yıl öncesini düşünürsek, Batı toplumu şehirleşmeyi tam olarak yaşarken aynı zamanda kalp hastalığının da orada zirvede olduğu, bizde ise nispeten kalp hastalığı kültürünün de neredeyse son derece zayıf olduğu, kalp hastalığı sıklığının toplumda çok az görüldüğü, ölümlerin sebepleri arasında kalp hastalığının önemli oranda gerilerde bulunduğu yıllardı bu yıllar. Fakat Türkiye'de tabii yerleşik şehir düzenine toplum daha çok geçtikçe, şehirleşme oranı daha yükseldikçe hareket kapasitesi insanların daha azaldı, beslenme tarzı değişti, doğal ortamdan doğal gıdalara ulaşım daha zor hale geldi ve bunun sonucunda biz Avrupa'nın düşüş trendine girdiği yıllarda biz de tam tersine kalp hastalığı açısından son derece yüksek oranlara ulaşmış olduk ülke olarak. Bu Doğu toplumlarının tümü için geçerli aslında. Dolayısıyla sebepleri sayarken yüksek tansiyon, şeker hastalığı, kolesterol yüksekliği gibi risk faktörleri dediğimiz şeyler de aslında bu bahsettiğimiz toplumun sosyolojik yapısının değişmesinden kaynaklandı. Yani bundan 30 yıl önce toplumdaki yüksek tansiyon hastasının oranı da düşüktü. Evet. Diyabet hastasının oranı da düşüktü. Kolesterol yüksekliğinin oranı da düşüktü. Dolayısıyla bunlar arttıkça kalp hastalığının oranları da arttı. Ölüm nedenleri arasında da birinci sıraya yerleşmiş oldu. Fakat özellikle son 10 yıl için söylemek gerekirse biz de bu hastalıklara karşı ya hem yaptığımız mücadele konusundaki başarımız hem de bilinçlendirme kampanyaları neticesinde hastalarımızın kalp sağlığı konusunda oldukça bilinçli hareket ettiğini, en azından erken uyarılar dikkate aldığını, daha da önemlisi bu uyarılar olmadan önce bundan 10 yıl sonra, 15 yıl sonra kalp hastalığım olmaması için neler yapmalıyım konusunda ciddi bir bilince ulaştığını en azından belirli bir kesimin görüyoruz. Bugün egzersiz alışkanlığı artık insanlarda en azından belli bir toplumun kesiminde tamamen oturmuş durumda. Yediği gıdalara insanlar daha çok sorgular oldu önceki yıllara göre. Bu önemli bir gelişme. Elbette şu anda bir plato çizmiş durumdayız kalp hastalığı açısından. Artış hızını durdurduk ama henüz düşüşe geçmedik. Dolayısıyla Batı ülkelerinin şu anda sağladığı kalp sağlığı konusundaki ilerlemeyi henüz sağlamış değiliz ama birkaç adım attığımızı söyleyebiliriz bu konuda. Benim kalp hastalıklarının sebeplerine yönelik yapabileceğim özet bu şekilde.
5 tane temel risk faktörlerimiz var ama bu temel risk faktörlerinin oluşma sebebi de aslında genel olarak yaşam tarzı. Yaşam tarzı. Evet peki hocam, yine birçok kişinin korkulu rüyası kalp kriziyle ilgili yine merak edilenler var. Hocam kalp krizi nasıl meydana gelir ve yine en çok merak edilenlerden de kalp krizi esnasında neler yapılmalıdır? Öncelikle kalp krizi nasıl meydana gelir, evet, onu anlatmak gerekiyor. Kalp damarlarımızda plak dediğimiz hafif, orta, ağır düzeyde darlıklar oluşabiliyor yıllar içerisinde. Bu yaş ve az önce bahsettiğim faktörlere bağlı olarak. Bu plaklar temelde ya damarda darlık oluşturarak hastada bir takım egzersiz sırasında sinirlenme, ağır yemek, soğuk hava gibi bir takım tetikleyici faktörler neticesinde göğüste sıkışma, kola vuran ağrı, sırtta yine ağrı, mide ağrısını taklit eden yanma şeklinde şikayetlere neden olur. Bu tetiklendiği takdirde ancak oluşan bir şikayet. Biz bu hastalar stabil hastalar diyoruz. Bu hastalar kalp hastasıdır ama kalp krizi geçirmeyen, sadece belirli zorlayıcı durumlarda göğsü ağrıyan hastalarımızdır. Bu aslında bir kalp hastasının teşhis edilmesi gereken en önemli aşamalardan birisi. Evet. Burada söz konusu bir kriz değil, burada bir şikayetten bahsediyoruz. Bu şikayeti hastamız kulak ardı edip dikkate almadığı takdirde bir gün bu plak dediğimiz şey %80 darlık yapan, %90 darlık yapan bu damar bir plak rüptürü dediğimiz o plağın yüzeyini kapsayan kabuğun çatlaması sonucu, akabinde bu bölgeye bir pıhtı oturması sonucu damarın bir anda %100 tıkalı hale gelmesiyle de kalp krizi oluşuyor. Bu plaklar tabii %30 darlık oluşturan hiçbir önemi olmayan bir plak da çatlayıp bir saat içerisinde hastayı kalp krizine maruz bırakabilir. %90 darlık içeren bir hastamız yine plak rüptürü sonucu kalp krizine dönüşebilir. Evet. Burada darlığın şiddetinin çok da bir önemi yok. 3 ay önce koroner anjiyografisi yapılmış, herhangi bir sorun görülmemiş, tıkalı damarınız yok, ufak tefek darlıklar var dediğimiz bir hastanın da 3-5 ay sonra plak rüptürü sonrası aslında 1 saat önce tamamen normal olan damarının 1 saat sonra tamamen tıkalı hale gelip büyük bir kalp kriziyle karşı karşıya kaldığına şahit oluyoruz. Bu yanılgı, şu yanılgıyı engellemek adına açıklıyorum bunu. Hastalar da şöyle ifadeler kullanıyor. Hocam ben halı sahada maç yapıyorum. Günlük 10 kilometre yürüyorum. 5 kat merdiveni rahatlıkla çıkıyorum. Benim herhangi bir sıkıntım yok. Dolayısıyla kalp hastalığı olma ihtimalim yok gibi bir algıya kapılıyorlar. Bu büyük bir yanılgı. Öncelikle biz gizli kalp hastalığı dediğimiz darlık bulunan ama çok şiddetli şikayete neden olmayan damar problemlerini önceden teşhis edebilirsek krizlerin önüne geçebiliyoruz. Bizde 3 ihtimal var. Bir, az önce bahsettiğim stabil hasta. Evet. Yani egzersiz yaptığında göğüs ağrıyor. Dinlenince 5-10 dakikada geçiyor. Aslında hayatını çok da etkilemiyor. Bu birinci hasta grubu. İkinci grup, bir 15-20 dakikalık egzersizle ilgisi olmayan, durup dururken aniden başlayan ama çok da uzun sürmeyen, 20 dakikayı geçmeyen bir göğüs ağrısı. Bu alarm durumudur, erken alarm. Tam olarak bir kriz değil ama az önce bahsettiğim stabil hasta diye ifade ettiğimiz o gruptan da değil. Onlardan daha riskli ama kalp krizinden de biraz daha düşük riskli. İkinci grup bu. Üçüncü grupta ağrının başladığı ve 20 dakikayı geçtiği halde hala devam ettiği hastalar. Bunlar tam olarak acil hastalardır. Bu hastalar günün her saatinde 365 gün 24 saat istisna olmaksızın bekleme hiçbir şekilde yapılmaksızın ambulansın aranması ve acil olarak o damarın açılması gereken hastalar. Ve bizim mümkün olduğunca az görmek istediğimiz hastalar. Çünkü bu hastaların ne yazık ki bir kısmı henüz doktorun veya hastanenin yüzünü görmeden kaybediliyor. Bu hastalar hastaneye ulaşamayabiliyor. Aşağı yukarı bu
üçte birlik, dörtte birlik bir kısmına tekabül ediyor. Yatağında ölü bulunuyor, uyurken evet. öldü deniyor. Göğsü ağrıdı, bir anda düştü. Hatta bunların bir kısmı göğsüm ağrıyor deme fırsatı bile bulamadan bazen kaybedilebiliyor ne yazık ki. Bizim onun için bütün hastalardaki amacımız aslında hastaları bu aşamaya getirmemek. Gelirse de mümkün mertebe dakikaların kıymetli olduğu dolayısıyla ambulansla olabilecek en hızlı şekilde acil servislerimize, oradan da tam teşekküllü bir hastane ise şayet doğrudan koroner anjiyografiye alınıp olabilecek en hızlı şekilde ilgili damarın açılması. Bu o tehlikenin en zirvede olduğu dönem kalp krizidir. Evet. Diğer ortadaki grup, yani 20 dakikaya yakın istirahat halinde herhangi bir tetikleyici faktör olmazsa birden başlayan göğüs ağrısı. Burada da çok yanılgı oluyor ve ne yazık ki hastaların teşhisi konusunda sıkıntı yaşanabiliyor. Hasta diyor ki 20 dakika oldu ama şimdi geçtik, bir daha tekrarlamaz artık. Evinde istirahatine devam ediyor. Oysa bu birkaç saat içerisinde, belki birkaç gün içerisinde hastayı bir anlamda önce rehavete kapılmasına neden olup arkasından az önce bahsettiğimiz büyük kalp krizi, tam kalp krizi dediğimiz tabloya sokabilir. Bu onun ön habercisi. Dolayısıyla birinci aşama, ikinci aşama, üçüncü aşama. Birinci aşama stabil hastalar, evet. sadece egzersizde şikayet olan. İkinci aşama kısa süreli ağrısı olan ama egzersizle ilgisi olmayan, muhtemel birkaç gün içerisinde gerçek anlamda bir kalp krizinin habercisi olan hastalar. Üçüncü grup ise tam olarak kalp krizi geçiren hastalar. Peki hocam, kalp hastalıklarından korunmak için verebileceğimiz ipucu, hani hastalarımıza, izleyenlerimize söyleyeceğimiz önerileriniz neler olur? Özellikle de hangi belirtiyi şu dönemde özellikle ihmal etmesinler yaşadığımız pandemi sürecinde? Şimdi öncelikle belirti olması şart mıdır bir insanın evet. Kalbiyle ilgili bir hekime görünmesi için? Az önce bahsettim. %80 darlığı olduğu halde hiçbir şikayeti olmayabiliyor hastalarımız. Hem de en önemli damarında evet. bu tür şikayetler olduğu halde, bu tür darlıklar olduğu halde şikayet olmayabiliyor. Dolayısıyla biz hastaların genel profiline bakarak bir takım yargılarda bulunabiliriz. Aynı yargıları hastalarımız kendileri içinde bulunabilir. Hı hı. Benim ailemde, amcalarımda, anne baba kardeşlerimde kalp hastası var. Evet. 40 yaşını aşmış bir birey. Bayan ise menopoz dönemine girmiş bir bireyim. Yüksek tansiyonum, şeker hastalığım, kolesterolüm veya sigaram var. Bunlardan hepsi olmak zorunda değil elbette. Bir veya ikisi olduğu takdirde hastalarımız genellikle adaydır. Veya bunların hiçbirisi yok. Belirli bir yaşı geçtim. Benim bir kalp doktoruna gitmem gerekir diye düşünmeleri lazım. Evet. Her şeyden önce bu. Yani şikayeti olmayan hastaların bir kalp taramasından, kalp değerlendirilmesinden, ben sırf tarama amaçlı insanların koroner anjiyografi yapılması veya sanal anjiyo dediğimiz belli bir radyasyon dozuna maruz kaldıkları testlere girmelerini asla önermiyorum. Ama hekim önerisi dahilinde, hekimin değerlendirilmesi sonucunda bu tür ileri testlerden birine başvurulabilir. Buna karar verecek olan elbette ki ilgili hekimdir. Hastaya düşen şey öncelikle hekime başvurmak. Evet. Şikayeti olanlar için hiç uzatmadan, yani eforla tok karnına veya soğuk havalarda 5 dakika olsun, 3 dakika olsun, 10 dakika olsun fark etmez, bir göğüs ağrısı tarifleyen hastanın mutlak surette hekime gidip hekimin önerisi doğrultusunda bir takım tetkikler ve özellikle efor testi yaptırarak şikayetinin kalp hastalığından bağlı yoksa başka bir hastalığa bağlı mı olduğunu ortaya çıkarması gerekiyor. Ki bu efor testi hiç şikayet olmayan bir grup hastaya da, bir kısım hastaya da ihtiyaç duyup başvurduğumuz bir testtir. Eğer efor testinde şüpheli bir durum var ise ya doğrudan koroner anjiyografi öneriyoruz ya da hafif bir şüphe varsa o zaman belki diğer operasyon niteliği taşımayan daha basit, daha hastamızı yıpratmayacak, canını acıtmayacak, belki kanlı olmayan bir teste gönderebiliriz. Bu sintigrafi olabilir, bu sanal anjiyo dediğimiz
tomografi ile yapılan anjiyografi türü var. Evet. Ona yönlendirebiliriz. Bu şekilde bu soru işaretini, bu şüpheyi bir şekilde gidermemiz gerekiyor. Giderebiliriz. Anjiyografinin sonucunda ne olur? Birkaç ihtimal vardır. Birincisi, ilaçlarla idare edilebilecek herhangi bir müdahaleye, herhangi bir stente, herhangi bir bypass'a ihtiyaç duymayan bir grup hastamız çıkar anjiyografilerin içerisinde. Bu hastalarımıza biz deriz ki kolesterolünüzle ilgili, yüksek tansiyonunuzla ilgili, diyabetinizle ilgili bir takım tedbirler almanız gerekiyor, şu ilaçları kullanmanız gerekiyor. Ama daha önemlisi yaşam tarzınızı değiştirmeniz gerekiyor. Bu yaşam tarzı nedir? Az önce bahsettiğim şehir hayatının bize bir anlamda dayattığı ama bizim bundan rahatlıkla kaçınma imkanımızın olduğu. Yani bir insanın çok lüks bir sitede, iyi bir spor salonunda spor yapması ya da yürüyüş yapması şart değil. Herkesin kendi imkanlarına göre yürüyüş yapabileceği, temiz hava alabileceği alanlar mevcut. Günlük bir saat civarında, iki günde bir, yine bir saat civarında bir yürüyüşü herkes pekala yapabilir. Zorda kalınca, hastalık iyice kendini belli edince hastalarımızın gayet iyi yaptığını biliyoruz. Zorda kalınca, anjiyografiye maruz kalınca, kalp krizi geçince, bypass olunca gayet güzel sigarayı bıraktıklarını biliyoruz. Gayet güzel hamur işlerini, karbonhidratları terk edebildiklerini, et tüketimini azaltabildiklerini görüyoruz. Ama ne yazık ki hastalık tam olarak yerleşmeden bu tavsiyelere kolay kolay uymuyorlar hastalarımız. Ali Rıza Hocam bilir. Evet. Bypass yaptıkları hastalar bir kere ilk bir sene sigarayı akıllarına bile getirmezler. Değil mi? Lafı bile geçmez ama ne zaman ki biraz rahata erdiler, göğüsteki o açılan kısım kaynadı, göğüs kemiklerindeki o dikiş izleri ortadan kayboldu. Ufak ufak sigara lafı geçmeye başlar hastalarımıza. Yani bu ne yazık ki işin doğası ama biz bugün sigarayı bıraktığımızda sigaranın faydaları hemen başlamıyor. Kötü olan bu. Elbette ki bugün bırakmalıyız ama bugün bıraktığımız sigaranın etkileri daha 5 yıl belki sürüyor. Belki 10 yıl sürüyor. Onun için yani bunu bir emeklilik fonuna yapılan yatırım gibi düşünelim. Yaptığımız yürüyüş 10 sene sonra bizi krizden kurtaracak. Bıraktığımız sigara terk ettiğimiz ya da azalttığımız karbonhidrat, yağlı tüketim bizi 10-15 yıl sonra kurtaracak. 35 yaşındaki bir hastaya bunu anlatırken bunu ileriye dönük bir yatırım olarak anlatmak lazım. Değilse bugün şunu bıraktık, şu şikayetimiz geçecek diye bir şey ne yazık ki yok. Evet, hocamın bu önerileri gerçekten çok önemli ve kıymetli. Lütfen sizler de yakınlarınızla, sevdiklerinizle bu mesajları özellikle paylaşın. Gerçekten kalp hastalıklarından korunmak için önemli ipuçları.